Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz, 2014 senesinde müzeye dönüştürülen Selçuklu Anadolu Medeniyetleri Müzesi hakkında bilgi verdi. Tarihi yapının yapılış amacını anlatan Gündüz şunları ifade etti. Burası Selçuklu külliyelerinden bir tanesi. Geven Nesibe Medresesi ve Şifahanesi olarak geçiyor. Şifahiye olarak da adlandırılıyor. Tabii 1205-1206 yıllarında dönemin sultanı Gıyasettin Keyhüsrev tarafından kardeşi Geven Nesibe Sultan adına yaptırılmış 2800 metrekarelik bir külliye. Şu anda medrese kısmındayız. Burada tıp öğrencileri eğitim görüyorlar. Şifahane kısmına geçince burada tıp öğrencileri almış oldukları eğitimi yanlarında hocalara eşliğinde uygulama imkanı buluyorlar. Bir de akıl hastaları ve tedavi merkezi var. Orada da akıl hastaları tedavi edilmiş. Tabii baktığınızda bunlara ek olarak bir hamam, bir de mescit bulunuyor. 2800 metrekarelik dediğimiz gibi bir yapı burası. Ve dönem içerisinde baktığımızda 1890 yılına kadar aslında uygun bir şekilde hizmet vermiş. İbn-i Sina'nın El-Kanun Fit-Tıp adlı bir eseri var. Burada sadece bir sarı hastalığına 64 farklı tedavi yöntemi geliştirildiğini biliyoruz. Dönem içerisinde Anadolu Yeni Çağ yaşarken aslında Orta Çağ olarak adlandırılan dönemde Avrupa Orta Çağı yaşıyordu. Bunu nereden anlıyoruz? Buradaki hastanelerden, eğitimden anlayabiliriz. Buna ek olarak 1500 yıllarda İngiltere'de Bedlam Hastanesi var. Metro kasasında ortaya çıkmıştı. İnsanlar içlerine cin kaçtığı gerekçesiyle hepsi yakılıp öldürülmüş. Metro kasasında ortaya çıktı. Biz o 1500 yıllardan 300 sene, günümüzden ise 800 sene önce burada akıl hastalarını tedavi etmeye çalışmışız. Acemi Şiran, Irak, Nihamen, Hüseyin'i gibi makamlarda akıl hastaları tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini biliyoruz. Bunlara ek olarak kuş sesi, su sesi ve müzik sesi de kullanılan tedavi yöntemlerinden. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapı ilk olarak yapının kurtulması için bir proje başlatılmıştı. Çatı projesi ve elektrik projesi. İlk olarak yapıdaki akmalar giderildi. Çünkü Selçuklu damlarının üstü genel itibariyle düzdür. Ve döneminde bunlar her sene tamir görüyordu. Ama günümüzde böyle bir ihtimal olmadığı için üstünü kurşunla kaplattırdık biz. Elektrik aksamını içinden geçirdik ve odalara bu elektrik aksamını indirdik. Çünkü biz burayı Selçuklu yapısı olduğu için Selçuklu Müzesi ismiyle hizmete açmak istiyorduk. Ve bu uygulamamız Tarihi Kentler Birliği'nden ödül aldı. Uygulama ödülü ve diğer yapılara örnek gösterildi. Tabii 2014 yılının Şubat ayında açmıştık biz burayı. Ortalama her yıl 100 bin ziyaretçimiz var. Mesela bu ay, biliyorsunuz Mayıs'ın 3. haftası, müzeler haftası olarak geçer. 18-24 Mayıs, bugün 24 Mayıs ve bir haftalık ziyaretçimizi değerlendirdiğimizde şu anda 10 bine yakın ziyaretçimiz var. Günlük değişken bu rakamlar. Hafta içi biraz daha az oluyor, hafta sonu daha fazla oluyor. Ama aylık 8 ile 10 bin ziyaretçimiz var. Müzeler haftası olduğu için bu rakama biz bir haftada ulaştık. Öyle söyleyebiliriz. Bu ay ziyaretçi sayımız 20 bin.